Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Beni sorarsanız ben gayet iyiyim arkadaşlar, elhamdülillah. Şimdi bugün yemeğimiz, gördüğünüz gibi karşıda tencereler falan var. Hazırlık yaptım daha önceden tabii ki. Şöyle bir geçeyim buraya. Arkadaşlar bu galeta unu. Şöyle göstereyim. Galeta unu. Bu şeyimiz. Fişi yapmayı unuttuk. Şöyle göstereyim. Yeşilliğimiz. Bunu salata yapacağım tabii ki. Burada da tavuğumuz var. Hatice abla var. Hatice Ünsal. Biliyorsunuz. Yorumlarda da zaten kendisini maşallah belli ediyor ablacığım. Allah razı olsun senden. Tüm takipçilerinden Allah razı olsun. Bir tarif verdi ama onun verdiği tarifi tabii ki unuttum. Her zaman da aramak olmuyor. Hatice ablaya telefon yasak konuşmak. Arasam da bir 10 dakika falan konuşuyorum. Hemen geri kapatıyorum çünkü telefonda biraz konuşması yasak onu. Doktor yasaklamış. Sıkıntı yapıyor kendine. Benim tarifi, yani ben kendim kafamdan yaptım. Bir çömçe, yani bir su var, bir çay bardağı yoğurt. Ondan sonra bir diş sarımsak, karabiber, yaprak biberi, kimyon, hepsini bir karıştırdım, tuz, hepsini bir karıştırdım avcarda. Ondan sonra şöyle doğranmış, şöyle bir göstermek istiyorum. Tabii ki maşayı doğrayabilirse, karışmış diyorum. Şu julyen doğranmış diyorlar ya. Julyen doğranmış diyorlar ya. Şöyle şöyle elime almak istemiyorum. Şöyle şu şekilde. Bunlar hazır BİM'de satılıyor arkadaşlar. Bu tarifi Hatice abla verdiğinde bu evde yoktu. Aldırdım çocuklara denemek amaçlı. Yanına da bulgur pilav pişireceğim ve salata. Biraz daha ayranımız var içinde. Tabii ki de ayran da yapacağız. Çocuklar okuldan geldiğinde, Rümeysa okuldan geldiğinde yemeğini yedi. O yattı. Çünkü sabah 7'de kalkıyor. Hazırlanıp gidiyor. Ancak okulda bayağı uzak, saat 1.30. 1.50, yani 2'ye kadar ders görüyorlar. 2'den sonra geliyor, abisi gidip getiriyor. Şimdi arkadaşlar, ayağımda terliğim de yok. Abdullah terliğimi getir oğlum. Şimdi bana diyecekler ki ne Zehra, hasta oluyor diyor ama ayağımda terliğin yok diye kızışacaklar. Biliyorum bunu. Bunu şimdi şöyle hani şunu yaksın. Ne yaptın? Soba yanıyordu. Yok, o şey sönmüş mü? Közde üstünde odunlar yanmış, geri sönmüş. O çakmak bozulmuş, niye bozulursa. Arkadaşlar, bu eteğe de anne cezim aldı bana. Giydim bugün. Şurasında gülü var şöyle. Tencereyi aldık ocağımıza. Buna normalde ben kızartma yapıyorum. Bunu da bunda kızartacağım, hiç sorun değil. Şöyle, o kızartırken, kızarırken de bir yandan hem pilavımı pişireceğim hem de bunu kızartacağız. Salatamı da yapacağım bir yandan. Eşim oruçlu olduğu için yemeği biraz erken yapıyorum ben. Oğlum bu ocak da yanmıyor ki. Şunu şurada. Bu ne? Kıyafet eski. O çakmağa gaz bastır. O gazı bitik herhalde. Ondan yanmıyor. Ne vereyim? Bu arka tarafta ısınsın arkadaşlar. Bu da burada. Salatamızı da doğrayacağız bir yana şimdi. Karlıhanamı buraya kestiydim. Unutmuşum burada. Onu da şöyle üstüne ekleyeyim. Tabii ki bir yandan da salatamızı yapalım. Şöyle leğenimi alayım. Şuraya. Bu bir de pancar varmış arkadaşlar. Kırmızı pancar. O da güzel oluyor diyorlar salatada. Ama bilmiyorum tabii ki. O kadarlık. Şöyle hafif tripodumu çevireyim. Şu şekilde. Geçerken dikkat et oğlum buradan. Ya da aslında birkaç kişi demiş ki abla yağı küçük şişeye koy, şuraya koy diye de yağdanlık alayım dedim. Şu üstündeki
sıkıştırın ya hani kapağına bir plastiği var şöyle sıkıştırıyorsun. O içine gitmiş yağdanlıkların. Adamlar dediler ki bunu sen çıkartacaksın dediler. Ben de dedim ben onu nasıl çıkartayım dedim. Çıkartamadığım için alamadım tabii ki. Almadım daha doğrusu. Vazgeçtim almaktan. Bir başka yer daha var. Oraya Mustafa ile çarşıya giderse oraya bakacağım. Aslında böyle de zorlanıyorum da. Tabii ki takipçimizin isteğini de yerine getiriyoruz. Ben artık alıştım yani. Göz kararı, yağmur falan kendim ayarlıyorum, koyuyorum içine. Şimdi şehriyemizi hemen alalım. Yanımıza. Paket şeyde bitmiş kavanozda. Eşim bulgur pilavı sevdiği için bulgur pilavı pişireceğim. O bol şehriyeli seviyor arkadaşlar. Ne içinde kara bir şey gitmiş. Paketi daha yeni açtım. İçine bir şey gitmiş. Sabahı yakıyor. Mesela yeni yeni uyanıyor. Aslında şöyle elimle yapayım ya bir şey olmaz değil mi? Abin yok. Hı? Elim çok kirli. Bilmiyorsun, o da dedi geliyorum dedi, o da gitti gelmedi. Sobayı yaktım ben, yanmamış. Yarı sönmüş. Gündüzleri soba yakmıyor artık. O kadar soğuk yok. Onun için sadece akşamdan akşama yapıyor. Akşamdan akşama soğuk oluyor. Eşim oruç tuttuğu için yemeği yiyince üşüyor tabii ki. Şeyleri. O da devamlı çocuklarına yapıyor. Şöyle ilk önce hemen suyumuzu koyalım da. Thank you.
yanında patates kızartması yapanlar da var. Ama ben yapmam bu tabii. Bu ne canlı tavuk mu? Hmm. Oo yana. Sabah yandı ya. Yandı mı? Hmm, yani. Allah'a sağ ol. Yok yani yani. Sabah değil. Başladım ben. Salata mı salatayı? Yok ben yaparım. Ciddi diyorum ha. Valla. Ruhumu aldım ya ben. Valla ben de uyuyorsam ben de uykumu alırım. Uyuyordun yavrum. Maşallah hepiniz yattınız. Ama yavrum yoruldum ben gördüm bak sucular gelmeseydi oraya kırdım, değiştim. Nefesim kesildi buraya şey yaptım, kazma kürek işi yapmıyor ki peygamberle. Temiz oldu ama ondan da kurtulduk ya. Karşıda biri taşınıyor. He Allah yardım etsin. Ay bu yağmurdan nasıl ediyorlar. İşte Allah kimseye darba bırakma. Kendisini düşünmesi lazım. Ha, bunun adı neydi? Nugget, nugget. Ha, hadi cevabı söyledi de aklına geldi. Nugget mi? He, nugget, nugget. Nugget olmasın? Nugget. O nedir? Şu sizin okla gelip hani küçük küçük vardı ya. Şöyle yuvarlak hani. Eskiden okula yemek geldiğinde geliyordu nugget. Kızartılı. Ha, o işte bu. Nugget deyince bir değişime geldi. He, nadol ayrı. Şimdi ben biraz size belki kararmış gibi olabilir ama kara değil, yanmadı yani. Çünkü bunların biraz içinin de pişmesi gerekiyor. Pilavımızın da suyu kaynamak üzere şimdi. Malzemeyi yıkadım dedim bu kızarırken doğrarım dedim de maşallah bu da kızarırken hep boşlamamak lazım. Devamlı çevirmek lazım. Çok güzel. Çabuk kızarır. Hemen pilavın suyunu koydum. Dedim bari yemek hazır olursa kafam rahat olur. Geç kalmayın dedim. Evet çabuk da olur. Olsun. İçten hazırlasın. Sonra bunu sabahın fırına da koysam ısınık kalır orada sıcak sıcak. Pilavın suyu da kaynadı. Ben suyla kaynayı doyurdum.
demişti. Arkamızın filtreleri şey olmuş, çamur gibi olmuş. Ona dün eşim bayağı bir uğraştı dedi. Hatta dedi videoya çek dedi. Dedim aman onu söküyorum onu da koyun, onu söküyorum onu da koyun. Yani neyse alsın o video işi dedim şimdi. Sökmedi, şey yapmadık, çekmedik onu. Söktü kendisi. Doktorda idrar yolları enfeksiyon kapmış dedi doktor. Tavuğu fazla çiğ sevmem. Kebabı da olsa iyice kızaracak. İyi, öyle. Çiğ yemez mi zaten? Falan yeter. Çok güzel. İyi, bakacağım. Tabii kızım yemezse olmaz. Güzel mi? Normal şeyler biraz daha farklı tadı. Bu güzel ama. Hatice ablacığım çok teşekkür ederim. Tam verdiğin tarif değil ama ona uygun bir şey. O süt söylemişti sanki yanlış hatırlamıyorsam. Sen nasıl yaptın ki bu? Yoğurt koydum ben. Sonradan aklıma geldi ya. Herhalde Hatice abla süt dediydi bana süt koy. Baharatlarla falan azarla diye. Tabii ki ben biraz karışık yaptım. Ama bu da benim tarifim olsun. Ne olacak sanki? Ben bunu yemezsem de pilavla salata bana yeter. Biz Anadolu çocuğuyuz. Yani Osmanlı torunuyuz. Her zaman babam rahmetlik derdi ki askerin karnını bulgur pilavı doyurur derdi. Bizim karnımız ancak bulgur pilavı doyurur. Kahvaltıyla şöyle doymuyorum derken şöyle kahvaltıyla yediğim sanki hiçbir şey anlamıyorum gibi. Alışmışız yani yemeğe. Onun için. Eşim kahvaltıyı çok sever. Ay ben de hiç sevmem. Kahvaltıda bile böyle bazen var ya yiyecek bir şey bulamıyorum gibi aynı. Bugün tost yaptım mesela. Tost yedim. Bir tanesi doyurdu beni. Küçük ekmeklerden yaptık. Rümeysa da sonradan gelince yedi. Ona da yaptım. Anne. Ne kızı? Bu salat aldı. Ne? Bu da salat aldı. He yıkadım ben. Anne okula gibi de bunu yıkadım. Bir şey olmadı ki ne? Hemen yıkayıverdim koydum oraya. Onu yıkadım koydum. Gittim bir tane yemeğisi çektim. Hazırladım. Herkes yaptı değil mi?
Herkes yattı. Bir ben kaldım ayakta. Sabahtan beri şu onların çenesini dinliyorum. Ev götürüyorlar. Tango tumbo, tango tumbo, tango tumbo. Bir türlü karşıdakiler. Hangisi? Ön üstteki ev gidiyor. Ev gidiyor. Ya yani şey gidiyor. Ev kaçıyorlar işte. Gidiyor derken yani. Ondan sonra baktım artık hava soğur gibi oldu. İğnesini çektikten sonra dedim sobayı yakın dedim. Gittim odunluktan odun alamadım. Boy yok ki Allah boy vermemiş. Eğiliyorum eğiliyorum alamıyorum. İçine düşeceğim Allah'a emanet. Bugün Burgu'dan gördüğünüz gün değil mi? Hı. O şey yaptı. Tahta kalemi vardı. Gitti. Nasıl desem. Kapının tam kenarında değil de. İşte aralık var. Yani duvarda cam var tamam mı en üst tarafta. Hı. Onun da kenarları biraz şey ya, içine doğru. Her neyse tahta kalemini gitti oraya koydu. Fatma Zehra'nın boyu da kısaydı. Alamadı. Sonra geri verdi. Niye koydu ki? Şaka mı yaptı? Kısa ya boyu. Hmm. Fatma Zehra şu senin konuştuğun Fatma Zehra değil mi? Evet. Onun boyu kısa durmuyor ama. Uzun gibi duruyor. Görüyorum seni ha. Bak o da izliyor videomuzu. O ayaklarım, ay ayaklarım durmuyor ama konuşurken. Genelde oturuyor. Hazırlan da bunu yıka buna koydun. Benim mutfak temizliği yapacağım da gözüm kesmiyor size göstereceğim. Ben yaptım işte. Yok dolaplarını sileceğim. Hatırlıyor musun yazdım şimdi geri kokuyor. Ah yok anne yok. Rümeysa Hanım göz kokuyor. Yok anne yok temiz zaten. Temiz kullanıyor, temiz yani. O gün telefonda benden izin alan kız kimdi? Sude. Sonra Sude'yle fazla konuşmuyordu. Sude'yle çok konuşuyordu. Ne oldu biliyor musun? Şimdi bulaşık yıkayacaktım. Ben dedim ki Fatma'ya konuşarak yazdım dedim. Hı. Görüntülü arayacaktım. Hı. Yazdım cevap vermedi. Sonra ben dedim Fatma ki, he. O da yukarıdaymış. Yani yükseltiymiş. Duymamış. Sonra ben dedim ki Sude'yi bir mesaj atın dedim. O da şey yaptı. O da cevap vermedi ama arayınca açtı. O da ders çalışıyormuş. Sonra konuşuyorduk. Bir de hani annemi söylemedim dedi. Ben de unuttum dedim. Bir de hani annemi çağırdan söyledim dedi. Sen de uzanıyorum deyince şey yapardı. Tamam dedim. Sude'yi süreyi. Sen bir şey yapayım dedim. Gideyim dedim. O zaten baştan beri bir istiyor da sen izin vermezsin diye ben sana söylemiyorum. Valla arkadaşlar akşam olunca inanın yorulayım. Şu böğrüm zaten öldürüyor beni mahvediyor. Akşam olunca da yorulayım yemeği yiyince ben gidiyorum. Tert oluyor. Kaçı? 15. 10 gün kaldı. Bunu da arkadaşı çağırıyor. İlle bir gidek bir yerde oturak bir çay çekti. Aslında benim de hiç niyetim yok da. Çünkü ortalık korona dolu. Bir kere sözlerimi sordum. Ben hiç izin vereceğini düşünmüyordum. Neyse sendekine anam vazgeçti de izin verdi. Ya ne ya? Malzemelerini atıp da karıştırma ha.
Tamam. Ona da söyle. Ne hesaplıyorsun lan? Ne bileyim ne hakkın gitti diye duruyor. Ne hesaplıyorsun artık. Ezan okunuyor. Tamam gelin hadi. Ben bugün çok susuyorum ya. Bazen öyle oluyor ha. Acayip böyle bir su içesin geliyor değil mi durmadan? He. Kalktığımda su içtim, karnımı doyurdum. Şimdi yine susadım. Sen daha oyana bir şey daha okuyayım bari. Gel gel, ezan okundu bitti. Hadi sana Allah oladı. Sana mı vereyim var? Nerede kaldığını biliyor musun baba? Bitirdim ya, Duhan suresi bitirdim. Tabi belki şey okuyacaktım. Cuma suresi olacak kısa diye. Fethi son okurum. Hemen geldi ya, geldim işte. Biliyorum yavrum. Sırasına gideyim ya. Oh, adam ezberlemiş artık. Nerede okup nerede duracağını. Böyle çok naziksin. Oğuz billahi şeytan olacak. Değil mi anne? Hı? Babam çok nazik. Hı? Çok naziksin. Anlamadım nerede? Hayatımızda böyle nazik, romantik, kibar. Kibar Feyzon benim. Hiç böyle göremezsiniz hayatımızda. Bunların arasanız bulamazsınız. Teşekkür ederim düşüncelerinizde. O sizin güzelliğiniz. Kibar kibar konuşuyor. Biliyorum yavrum. Evuz billahi şeytan razı. Bizim sınıfta bir tane kız var. Kusura bakmayın. Sara şey. Bir demiş ki ne? Hep demiş ki ben dikkat ediyorum demiş. Kocam demiş önce oldu. Ben demiş ki ne? Tabii önce başlayacak adam oruç tutuyor dedim. Bir de dedim evin büyüğü dedim. O önce başlayacak ondan sonra evin büyüğü de diyor. Ben hep dikkat ediyorum diyor. Hep diyor o diyor önce başlıyor. Aman aldırma sen herif boş ver ye. Anne. Bizim sınıfta bir tane kız var adı Sara. Hoca hep işte Sara diye yoklama alırken hep kız böyle diyor buradayım. Çok kibar. Ben burada diye bağırıyorum. Sade buradayım hocam. Yok ben öyle demiyorum. Burada diyorum ben. Bir tane hocanız vardı o kimdi? Ne? Soy ismin neydi? Adam haklı yani. Rümeysa güldü cevap da veremedi adam. Rümeysa sen kimdin diyor. Sonra dedi ki ne senin soy ismin neydi diyor. Rümeysa değişin diyor. Neydi? Adam da yaşlı bir şey. Yaşın değil de. Bugün ona dersimiz var. Anlayamadı adam birden. Arkadaşlar bugünlük menümüz bu kadar. Nugget yaptık. Hatice ablanın tarifiyle yaptım ama tam onun tarifine uymadı. Unuttum bazı şeyleri. Bulgur pilavı eşim çok sevdiği için. Salata Rümeysa yaptı. Ben malzemesini hazırlamıştım. Turp, annemin verdiği turşu, ayran. Allah bundan geri koymasın. Amin. Allah bundan şey yapmasın. Olmayanlara nasip etsin. Amin. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah razı olsun. Başladın. Elhamdülillah çok şükür. Başladın. He.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi sildik süpürdük. Allah olmayanlara versin. Allah olmayanlara versin. Karnımızı doyurduk. Bitti çok şükür. Elhamdülillah. Şimdi Mustafa en çok Mustafa'nın veyahut da eşimin yemek duasını isteyenler vardı. Eşimde dedi aklına geldi dedi yemek duasını istiyorlar her seferinde dedi unutuyor dedi. Yemek de aklına geldi dedi Mustafa bir dua yapsın dedi. Duamızı da yapalım inşallah videomuzu bitirelim. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah ziyad amana ve sagana ve canine minel müslimin. Nimet-i Celallah, bereket-i Alillah, şefa senden ya Resulallah. Nasib-i cennet, İslam devlet, kesur, rahmet, sofre, bereketi, yenler, afiyet, ölenlere rahmet, kalanlara sağlık ve selamet. Allah'ın mezit ve letengus bi hürmetil Fatiha. Allah herkese nasip etsin. Elhamdülillah çok şükür. Elhamdülillah. Arkadaşlar şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Estağfurullah.